Hadi ya. Nasıl bir proje? Sizin buradaki rolünüz, karakteriniz nedir? Hadi ya, bizim cesur arkadaşımızın bir gerçekleştirmek istediği bir hayali. Biz de onu onun hayalini gerçekleştirmesi için yardımda bulunuyoruz. Umarım her şey iyi olacak. Hadi bir komedi filmi her şeyden önce. Bir sökede geçen 3-5 kafaların ve bir film çekme heyecanıyla başlayan, sonunda bunu iyi kötü başaran bir süreç anlatan bir film. Buyurun. Bugün buradasınız, bu projedesiniz. Var mı daha başka diziler ya da film projeleri? Tabii var. Ben yarın tekrar başka bir filmin setine gideceğim. Onu şimdi burada söylemeyeyim. Başka filmler de var. Buradaki karakter nedir bu filmdeki? Ha, burada çok güzel bir, sizin Doğanköy diye bildiğiniz Evet, güzel bir köy, yerde Doğan Bey değil mi? Doğanköy. Doğan Bey köyünde çok güzel bir mekan olarak da çok güzel, rol olarak da çok severek oynadığım bir kahveci. Kahveci. Güzel bir kahvehanenin kahvecisini oynuyorum. Şive, Ege şivesi mi ya da normal şive? Şive, evet, onu bir tartıştık, bir konuşuldu biraz daha doğrusu. Söke şivesi ama ben kendi adıma çok ısrar etmiyorum. Çok iyi, yani şive üzerine çok şey konuşulabilir. Herkes aynı şeyi tutturamayacağını biliyor. Bunu kabul etmek lazım bence. Ama çağrıştıracak çok bariz şeyleri de söylemek lazım diye düşünüp söyleyiverdik be. Ben şimdi şunu söyleyeceğim. Sizin oynadığınız karakterlere baktığımda kabadayı vari çıkıyor. Burada o kabadayı vari bir kahveci rolüyle mi göreceğiz sizi? Korkacak mı müşteriler? Yok şöyle, evet, herkes abi sana ağır roller daha iyi gidiyor falan filan. Şimdi kahveci de tabii bir ağır biri yani gençlere nazaran. Ama tabii ki şey değil, vurup kırmayan biri. Ama başlarının belası, sevdiği için çok seviyor bunları. Onlar da bana güveniyorlar, mahallenin köyün kahvesine güveniyorlar. Zerre para yok, kuruş yok, yaz tahta, yağ lafta hesabı. O hayalle yaşıyorlar. Kahveci de onların o hayallerine aslında kızıyor muzuyor ama desteğini de veriyor. Desteğini de veriyor yani. Hala köylerimizde var mı veresiye zaten? Yani ne zaman vereceksiniz, ne zaman bilmem ne, aslında onun çok da umurunda değil. Evet, Yani merakla heyecanla bekleyeceğiz filmi. inşallah verilen emeğin karşılığını manevi olarak, yani öyle bir maddi derdi olan insanlar yok buralarda. Karşılığını bulur. Bu arada Aydın'da, Söke'de, işte bize, Kuşadası'nda yardımcı olan herkese, tüm insanlara, bu sıcak davranan insanlara teşekkür ediyorum. Evet, iyi gişe yapar da yapımcı yine bir projeye başlar ve sizler de o projede yer alırsınız. Ben her zaman şunu söylüyorum. En iyi film sinemada izlenir. Lütfen sinema kültürümüzü öldürmeyelim. Orada o Dolby Stereo'lar, oradaki o hava, o patlak mısırımızı alıp o filmi izlerken ve bunu yaparken, bu keyfi alırken şunu da unutmayalım ki yapımcıya hem para kazandırmış olacağız, çok para kazanmak değil diyor. Başka projelere imkan sunacağız. Hem de oyuncularımızı daha sık, daha büyük Yani projelerde, işte iyi projelerde tabii görme olanağı bulacağız. bu filmin masrafı çıkmış olacak. O da yüzünün akıyla çıkmış olacak. Kahveciye gelip çay parasını ödeyecek. Eyvallah. Ondan sonra bir başka hayale biraz daha sağlam girecek. Eyvallah. Başarılar diliyorum. Başarılı kişiler diliyorum. Teşekkür ederim. Selami Taner var yanımızda. Selami Taner'le daha önce röportaj yaptık değerli izleyiciler. 2-3 yıl önce Selami ön plana sökede çıktığında hayal ürünü olarak görülmüştü. Böyle bir kask açmıştı. İşte ben bölgemi tanıtmak istiyorum ve sinema dizi sektörünü sökeye çekmek istiyorum demişti. Ve ben ters köşe olmuştum. Zira Muhabbete Bak vardı. Onunla ilgili çalışma vardı. Şimdi Hadi ya. Evet, şimdi Hadi ya, yani Hadi ya'da bir yerde hayalle Selami'nin başlamıştık. Söke'ye kazandırdığı çok güzel bir çalışma. Evet, benim öncülük yaptığım Öncülüğümüzde, belediye evet. başkanımız Sayın Süleyman Toyran, Ahmet Karakaş, Neriman Müdüremiz, belediye meclis üyeleri hepsi çok destek oldular. Ben bir öncülük etmiş oldum. Onlar da destek oldular sağ olsunlar. Hadi ya'yı buraya getirdik. Her türlü oyuncu desteği, prodüksiyon desteği veriyoruz. Kendim de içinde yer alıyorum, projenin oynuyorum.
Elinden geldiği kadar hem prodüksiyon ekibine, çalışanlara, çünkü set emekçilerimiz arkada çalışıyorlar. Onlara da bir teşekkür borçluyuz. Oyuncularımıza da ilgileniyorum. Yalnız işte Hüseyin abi biraz benden memnun değil. Hüseyin abi o kadar işte yani herkes sök. Deder. Abi ya bir insan abi tamam geliyorum hemen. Ya bir çay bir çorba vın gidiş o gidiş. O gidiş. Yani Söke'den memnunum diyor Hüseyin abi. Bir selam edin. Ben de memnunum. Selami'yi severiz. Selami. İşi şakası da. Tabii ki. Bu kepi bugün kullanmayalım diyor. Her gün bir kep alıp şey yapıyoruz abi. Ne bileyim bir gözlük bir şey. Yani Selami'yi de kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Zira Söke'yi platoya çevirdi. Bu arada ben daha önce de yaptığım röportajlarda dikkat çekmiştim. İzmirli, Aydınlı ve Muğla'lı yönetmenler büyük katkı koyuyorlar İzmir'e, Muğla'ya ve Aydın'a. Film platosuna dönüştü Muğla ve Aydın değerli izleyiciler. İşte Güzel Köylü yeni bitti ve Mustafa Şevki Doğan Ekim ayında Marmaris'te yeni bir film projesine başlayacak. Bu çok güzel bir gelişme. Yine Köyceğiz'e baktığımızda Yılmaz Erdoğan çok güzel Demet Akbağ ile bir film projesine başladı. Ve yine Marmaris'te dikkat çektiğim gibi Yeşilyurt'ta, Muğla Yeşilyurt'ta hala da Türkan Şoray'ın yönetmenliğini yaptığı filmin çekimlerine devam ediliyor. Yani kısacası İzmirli yönetmen Çağan Irmak, Sökeli yönetmen Mustafa Şevki Doğan, Muğla'lı yönetmen Yüksel Aksu, Aydın'ın ve Muğla'nın, İzmir'in değerlerini ön plana çıkarıyorlar. Selami Taner kardeşimiz var şu anda yanımızda. Tabii ki o yönetmenlerle de röportajlar yaptık bu konuda. Kendilerine Ege'li olarak teşekkür ediyoruz. Bu projelerin de devamını bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Ben inanıyorum, şimdi Muğla'yı biliyorsun artık, bir plat oldu diyelim yani Muğla. Hatta Yüksel Aksu hocamız oraya bir okul bile açtı, ders falan verilmişti. Hemen Yüksel Aksu derken Ula'da 21 Ağustos'ta başlıyor değerli izleyiciler. Dondurmam Kaymak vardı, Entelköy, Efeköy'e karşı ikinci uzun metrajlı sinema filmi ve üçüncü uzun sinema metrajlı filmi İftarlık Gazoz 21 Ağustos'ta başlıyor. Bunu da duyurmuş olalım. Hayırlı uğurlu olsun Yüksel hocamıza da. Biz de burada bu platoları oluşturmak için, bir Muğla'yı yakalamak için uğraşıyoruz. İnşallah. Ben bu işleri 2001 yılında Mehmet Ali Erbil'le başlamıştım. Kesinlikle. Yani hocam o sayılır. Ondan sonra 10 yılda Seda Sayan'la devam etmiştim. Ama yani dizi oyunculuk sektöründe de değerli ablam Zeynep Tor, Sökeli ünlü yönetmen, yapımcı Zeynep Tor. Ben ona da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize her zaman destek oldu. Her zaman fikirlerini verdi. Ondan da çok sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum Zeynep hocama da. Hadi ya projesinde Hüseyin abimizi gördük. İnşallah bundan sonra Muğla'da, Aydın'da daha çok filmler, diziler çekilir de sizleri de bu projelerin içerisinde görürüz ve daha çok röportajlar yaparız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım öyle olur. Tabii ki. Ben de çok isterim.